Merhaba değerli izleyicilerimiz, değerli dinleyicilerimiz. Bugün Nasıl Yani programımın konuğu çok değerli isim tanıyorsunuz ve bana hep soruyorsunuz nerede Orhan Çekiç? Uzun zamandır göremedik diyorsunuz. Orhan Çekiç burada Atatürk konusunda yazmış olduğu kitaplar, yakın tarihimiz. Çok önemli bir tarihçi yazar ve hoş geldiniz. İyi seneler diliyorum aynen size. Mukabele ediyorum Gülgün Hanım. Teşekkürler ediyorum. Sağ ne olun. Ne mutlu. Sizle birlikteyiz ve Büyük Önder'i konuşacağız. Evet. Şöyle bir tablo çizelim dedik. Atatürk son yıla nasıl girdi? Evet. O yılı nasıl geçirdi? 37'nin yılbaşı. Son akşamı değil mi? Aynen. Ne yaptı? Nasıl bir ruh hali içindeydi? Sağlık durumu nasıldı? Dostlarıyla neler konuştu, neleri planladı? Evet. Başlayalım mı buradan? Evet, memnun böyle olayım. Tabii ki. Devam edelim. Çünkü Büyük Önderimizin o günü, o gecesi, o güne geldiği ruh hali ve düşünceleri bizim için çok önemli. Hiç kuşku yok. Çok az konuşulmuştur, belki de hiç konuşulmadı. Bence de hiç konuşulmadı. Hiç konuşulmadı. İlk kez belki konuşacağız. Doğru söylüyorsunuz. Evet. Efendim elbette ki 1937'nin yılbaşında bunun son yılbaşı olduğunu o da hiç kimse de fark edemedi. Bilemedi tabii. Dolayısıyla 37'yi 38'e bağlayan o gece öğlen saatlerinde uyandı ve her zaman yaptığı gibi çiftliğe kısa bir seyahat yaptı, döndü. Arkadaşlarının kendi dostlarıyla, çocuklarıyla, çevreleriyle protokolsüz bir yılbaşı geçirmelerini istediği için o gece sofraya kimseyi davet etmedi. Çok yalnız bir yılbaşı geçirdi. Yalnız iki arkadaşı yanındaydılar. Protokolsüz olsun istedi. Evet. İşte Cevat Abbas Gürer zaten eski yaveri. Yaver olarak. Ve bunun böyle bir yolu seçişinin de temel sebebi herkesin öyle eğlenmeyi hak ettiği bir gecede onunla beraber olup da ola ki sıkılacak olurlarsa buna yol açmış olmasın istedi. Ama bunda kalmadı. Aslında neden böyle bir yolu seçti de işte sabahlara kadar süren bir belki yılbaşı eğlencesi diye Türkiye'de Dolmabahçe'yi görmeyenlerin düşlediği tabloyu göremedik. Çünkü İsmet İnönü'ye mektup yazmaya karar vermişti. Mektubunu gece yarısı yazdı. Yani herkes işte geleneksel olarak eski yıl devrildi gece saat 24. İşte bir dakika geçti yeni yıla döndük. Birbirleriyle öpüşürken o masanın başına geçti. İsmet İnönü'ye bir mektup yazdı. Bu mektup ne yazık ki bilinmez. Yani hep bilen şeyler. Sanki onlar kan düşmanıydılar. Bıçaklı kanlı düşmandılar. İlle de böyle bir olaylar yaşandığı gibi bir şeyleri canlı tutmayı daha çok seviyoruz. Oysa olayın gerçeği hiç böyle olmamıştı. Hı. Yeni yıl nedeniyle yurt içinden ve yurt dışından gelen bütün kutlamalara Anadolu Ajansı kanalıyla yanıt verdi. Bir kalemde, bir metin yazdı. Bütün kutlamaları onunla karşıladı ama oturup İsmet Paşa'ya mektup yazdı. Bakın mektubunda ne dedi? İzin verirseniz oradan birkaç satır okumak istiyorum. Lütfen. Ne dedi? İsmet Paşa'ya yazdığı mektup. Ve çok yakın bir dostluk kuruyorlar. Hiçbir. Büyük bir yakınlık ve onun asker kimliğine de çok hayran kalıyor elbette. Atatürk değil mi? Ve o kadar yıl yanından ayırmayışının temel nedeni elbette o. Yani bu kadar çok sayıda asker, komutan, yakın arkadaşları olduğu halde İsmet Paşa son güne kadar çok güven hep güvendiği ve başbakan olarak da yanında tuttuğu bir kişi. Ve ona dedi ki, Çankaya artık gece yarısı dönmüş, onun için 1 Ocak tarih olmuş. Saat 23.45, o saatte başlıyor yazmaya ama bitirişi 1 Ocak'a dönmüş oluyor tarih. İsmet, benim sevgili dostum, kardeşim, aziz evladım.
Dün akşam yeni yıl tebrikini aldım. Çok duygulandım. Derhal baş yaverimle senin hakkındaki sarsılmaz kardeşlik ve arkadaşlık hislerimle tebriklerimi bildirdim. Bu defa biraz uzunca süren rahatsızlığın senden ziyade beni üzdü. İsmet Paşa bu esnada safra kesesinden yatıyordu. Kritik günler geçiriyordu. Fakat bunu takiple anladım ki bu rahatsızlığın artık hiçbir önemi yoktur. İşte bundan avundum ve memnun oldum. Zaman zaman seni yatağında ziyareti düşündüm. Rahatsız olmandan sakınarak bunu hep dolaylı yaptım. Her defasında Bayarı Ankara'ya giderken mutlaka İsmet Paşa'yı ziyaret et, selamlarımı götür demişti çünkü. Onu hatırlatıyor. Dolaylı yaptığı o. Artık iyisin. Yakın aldığım haberler bunu güçlendirmekte. Tekrar yeni seneyi senin, benim ve Türk milletinin huzur, sükun ve parlaklıklarla karşılayacağının müjdesi gibi gördüğümü bu yılı size sevgiyle, memnuniyetle ulaştırıyorum. Bir an evvel sağlığınızın iadesini, elbet kudretinizin bildiğim tecellisini daima göz önünde tuttuğuma emniyet etmenizi yürekten dilerim. Derin muhabbetle, sarsılmaz kardeşlik, arkadaşlık hisleriyle gözlerinden öperim. Kemal Atatürk. Ne güzel. Mektubun altına bir not düştü. Vedit diye hitap ettiği kişi İsmet Paşa'nın, İsmet İnönü'nün genel sekreteri. Kendisininki Hasan Rıza Soyak, İsmet Paşa'nınki Vedit Bey. Bu iki kişi birbirleriyle çok sık görüşürler. İsmet Paşa ve Atatürk adına mesajlar gider gelir. Vedit'e de şöyle bir not bıraktı. Vedit, eskiden de hastayken nadiren gidebilirdim. Çünkü evde bayanları rahatsız etmekten sakınırdım. Yine öyledir. Başka hiçbir şey düşünmesin. Genel sekretere bakın, İsmet Paşa için buradan da bir mesaj gönderiyor. Yani sen onu ikna et muhakkak. Eskiden de onu hep ziyaret etmek isterdim hastalıklarında ama evdekileri rahatsız etmekten çekinirdim diyor. Ve hakikaten de bu yeni yıla İnönü ağır bir griple giriyor. Ama asıl onun sorunu safra kesesi. Hatta ileride kendisi için yabancı doktor getirilmesi söz konusu olunca Paris'ten, Fransa'dan Profesör Doktor Fizenger getirildiğinde Fizenger'in İstanbul'da Savarona'da kendisinin muayeneye başlayacağı o ilk geldiği gün onu derhal Ankara'ya gönderdi. Benden önce dedi hemen Ankara'ya gidiyorsun. İsmet Paşa'ya bakıyorsun. Sonra bana geliyorsun. İsmet Paşa ağır bir safra kesesi hastalığı geçirmekteydi. Safra kesesi tamamen iltihapla dolmuştu. Mim Kemal Öke ameliyat kararı almıştı. Ve ama kritik bir ameliyat olacaktı bu. Tereddütte idiler. Onun için Fizenger, Profesör Doktor Fizenger'in görmesi arzu edildi. Fizenger iyi ki de görmüş. Mim Kemal Öke üç parmaklı bir operatördü. Dolayısıyla Fizenger derhal itiraz etti. Bu kişi dedi, bu ameliyatı yapamaz. Bu müthiş kritik bir hale sokar hastayı. Bu riski göze almamak gerekir. Ben Atatürk'ü ikna ederim dedi. Ben bunu ilaçla kuruturum dedi. Sorumluluğu kendi üstlendi. Böylece İnönü ameliyat edilmeden tedavi edildi Fizenger vasıtasıyla. Yani Savarona'ya Atatürk için gelen doktor iyi ki gelmiş. Ve bilinenin tam tersi, İnönü'nün İstanbul'a bir türlü geleme işinin sebebi, Atatürk Savarona'da hasta hasta yatarken bir türlü İstanbul'a gelmedi, onu ölürken bile ziyaret etmedi dedikodularının temelinde İnönü'nün bu ağır safra kesesi hastalığı yatmaktadır. Trene binmek, otobüse, herhangi bir araca binmek çok risklidir. Sebebi de budur. Bu vesileyle de onu söylemiş olalım. Yani neden gelemiyordu İstanbul'a? Bunun temel sebebi, çünkü dediğim gibi iyicene iltihapla dolmuş olan safra kesesinin patlama riski yüksekti. O bakımdan doktorlar katiyetle onun İstanbul'a gelmesine engel olmuşlardı. Fakat bunu İnönü'ye anlatamıyorlardı. Bu yüzden biliyoruz, bugün belki vaktimiz ona olmayacak ama bir başka zaman onu memnuniyetle sunarım.
İsmet Paşa bu defa Atatürk'ün en yakınında olan kişilerden haber alıyordu. Karşılıklı mektuplaşıyorlardı. Salih Bozok'la Kılıç Ali ile. Salih Bozok'a yazdığı mektuplar da elimizde. İşte bu kitabımda da orijinal metinler olarak var. Evet. Gelen cevaplar da elimizde. Hem Salih'e, Salih Bozok'a yazdıklarında Atatürk'e olan işte sevgisini anlatıyor. Ve ondan haber alıyor ayrıca. O da cevap veriyor ve son aşamalarını anlatıyor İnönü'nün. Buralardan anlıyoruz ki bu yazışmalar sürüyor. Peki mektupları kim götürüp getiriyor? Sabiha Gökçen. Ah. Yani elbette bunlar postaya verilen mektuplar değil. Sabiha Gökçen mektupları evden götürüyor. Ve yanıtları da elden alıp geri getiriyor. Dolayısıyla İnönü Atatürk arasında mektuplaşmalar sürüyor. Zannedildiği gibi o gelmediği için o öbürü ona küs, hatta öldürülmesini istemiş çok de. Kötü. Yani çok kötü. Vesaire. Öldürülmesine bile karar vermiş Atatürk. O yüzden çocuklarına mirastan pay bırakmış gibi tevatürler. Bize de yakışmıyor. Yani Türk ulusu bu değil. Ama işte ne yazık ki o günlerde birilerinin bu tarz yalanları ortaya koymak işlerine geliyordu. Sanki bu iki aslında abi kardeş kadar birbirine yakın olan kişilerin arasını güya bozmaya çalışıyorlardı. Sonuçta İnönü'yü zapt edemez hale geldiler. İlle de gideceğim diyordu. Bavulunu hazırlattığı bir gün tam hareket edeceğini, o gün hareket edeceğini hem de gizlice hareket edeceğini öğrenen Doktor Refik Saydam fırlar gelir köşke. İnönü'nün pembe köşküne gelir. Paşam der, giderseniz raylarının önüne kendimi atarım. Önce beni çiğner geçersiniz. Sonra İstanbul'a gidersiniz. Durumu o kadar vahim yani. Evet, siz trene binemezsiniz. Gidemezsiniz. Gidemezsiniz. Kaldı ki o tarihlerde tren yolculukları beter. Beter. Yani ne kadar beter sürüyor değil mi? Hem öyle hem o sarsıntılardan koşullar, bugünkü zor gibi trenlerimiz tabii yok. O kadar tabii yani çağdaş değiller. O günün ya koşullarını bugün de konuşuyoruz. Çok çağdaş malum trenlerimiz işte, de. O da kaza, doğru. Kaza, evet. Bu kadar yıl öncesi daha da bir beter. Evet. O sarsıntıdan safra kesesinin patlama riski çok yüksek. Ve kendi hayatını koru ortaya Doktor Refik Saydam. O ancak ikna eder, bavulları yeniden aldırır. Peki ama bu kadar çok gitmek istediğini kendisi de sanki kanıtlamak ister gibi, iyi ki de yapmış, çok arzulayınca buna çözümü nasıl bulurlar? Kendi aralarında düşünürler. Ne yapalım da İsmet Paşa'yı gitmekten alıkoyalım? Bunu söylüyoruz ama dinlemiyor. İşte gizlice kaçar gibi gidecekti. Bavullarını tabii güvercinlikten binecekti trene. Yani İstanbul'un dışından, sırf İstanbul'daki gardan binmiyor ki uğurlama gelenler engel falan. Aslında haber durur. Çocuk ruhu. Aynen. İçinde abi kardeş bir olayı var ya. Evet. Biliyor ki gazeteci gelecek oraya. Biliyor ki bakanlar gelecek. Kimileri işte yine laflar atılacak ortaya. Engel olmaya çalışacaklar. Halkın önünde tartışma yapacak falan. Bunlardan utanıyor adeta. Gizlice gitmeye karar verdiği günde de işte Doktor Refik Saydam nereden duyduysa yıldırım gibi gelip hayatını ortaya kor, beni çiğner öyle gidersiniz diyerek. Ama buna karşılık da ikna edebilmeleri için bir yol bulurlar. Buldukları yol şu. Zannediyorum sevgili izleyicilerimiz için de bunlar ilginç notlar oluyor. Çünkü çok fazla yaygın bilinen konular, hususlar değil bunlar, evet, ne yazık değil, ki. Değil. Bakın nasıl bir yol bulunur. İsmet Paşa ne denirse mutlaka itaat eder. Atatürk bir emir verirse ona. Bu nasıl sağlanır? Vedit Bey'i İstanbul'a gönderirler. İsmet Paşa'nın genel sekreteri Vedit Bey İstanbul'a gelir. Hasan Rıza Soyak'a çıkar. Atatürk'ün genel sekreteri. Şimdi iki genel sekreter karşı karşıya. Durumu anlatır. Ne olur der, Atatürk'e çıkalım. Bir emir alalım elinden. İsmet'e yönelik. Desin ki İsmet istemiyorum. Bak bu bir emir. Trene binmek yok. İstanbul'a gelmek yok. Zaten ben yakında geleceğim. Nedir bu telaş? Bu dediğim aynen uygulanır. Hani arayı bozmaya çalışıp bir takım yalanlar uyduranlara iyice amiyane tabiriyle inşallah kapak olur bu anlattıklarım. Evet. Bir genel sekreter Ankara'dan İstanbul'a geliyor. İstanbul'daki genel sekreterle Atatürk'ün huzuruna çıkıyorlar. Atatürk duyunca çok şaşırıyor ve çok da üzülüyor. Aynı şekilde Vedit Bey'e bu mesajı veriyor. Ve
Aynen diyor, İsmet'e iletin bunu. Katiyen onu burada görmek istemiyorum. Zaten ben oraya geleceğim diyor üstelik. Kendinden de o kadar emin ki yani bu böyle devam etmeyecek zaten İsmet. Ama senin durumun daha kritik. Ben İstanbul'dan Ankara'ya geleceğim. Seni ben orada ziyaret edeceğim. Senin trene binmeni istemiyorum gibi. İşte bu emri gönderdiği gibi bunun üzerine İsmet Paşa biraz daha kendini Ankara'da tutmak zorunda kaldığını anlar. Durumu da gayet iyi biliyor zaten. Öte yandan da Atatürk o kadar hassas ki Başbakan Celal Bayar her İstanbul'a gelişinde Ankara'ya dönerken Atatürk'e ziyarette bulunduğunda Atatürk hep özel olarak selamlarını gönderir. İsmet Paşa'yı gittiğinde ziyaret et, onu kucaklıyorum, yanaklarından öpüyorum, bunu bildir. Bunu nereden biliyoruz? İnönü'nün verdiği cevabı mektuplardan biliyoruz. Cevabı mektubunda diyor ki, bakın 10 Ekim tarihli 1938, bir ay sonra ölecek Atatürk. 10 Ekim tarihli 1938 tarihli mektup burada var. Kitabımda var. Maalesef bu kitabın hiçbir mevcudu yok. Bunu da ödünç aldım bugün yayın evinden. Burada, evet. Burada mektubu okuyabileyim diye. Ama yakında yeni baskısı yapılacak. Dolayısıyla müjde, müjde. Evet, onu söylemiş olayım en azından. Çünkü hep arıyorlar bulamadıkları için şikayetçiler ama yakında... Ki almışım zamanında. Evet, yakında yeni baskısını alacaklar. Nereden anlıyoruz? Şuradan anlıyoruz. İnönü cevap verirken diyor ki, sevgili Celal Bayar, selamlarınızı getirdi. Paşam beni o kadar mutlu ettiniz ki. Şimdi selamlarını getirdi, çok mutlu oldum, ellerinizden öperim diye verdiği cevabı mektubun tarihi ne? 5 Ekim, 10 Ekim. 10 Ekim. 10 Kasım'da kaybettik. Bir ay sonra. Demek ki son aya kadar hala Bayar her Ankara'ya gelişinde İsmet İnönü'yü ziyaret ediyor. Selamlarını söylediği için o da o selamlara yanıt olarak teşekkürlerini bildiriyor. İşte ellerinden öpüyor vesaire. Bu iki abi kardeş ölene kadar birbirinden aslında kopmadılar. İnönü'nün gelemeyişinin bu tür sebepleri vardı. Bunu bu vesileyle söylemiş olalım. Bu en azından bunu hep içimde, yüreğimde bir yük gibi taşırım ama bu bir gerçek. Ve bunun dediğim gibi kanıtları da el yazısıyla olduğu için mektuplar. Atatürk'ün el yazısıyla cevabı, İnönü'nün el yazısıyla mektubu. Bu slaytlarda da var, kitabımda da var. Kamera gösterebilirse buradan da bunları göstermek mümkün. Slaytlar gelsin mi? Slaytta mektuplar yoktu. Şunu rica ettim ben bugün için. Evet. Yılbaşını geçirdikten sonra, yani ertesi güne döndüğümüzü varsayarsak, işte 1 Ocak 1938'e gelmiş oldu. Yeni bir yıla giriyoruz. Elbette çok düşünceli. Nedir düşüncesi? Nesi böyle ukde gibi kaldığı için de Hatay. Ta 1923'te söz vermişti. 40 asırlık Türk yurdu düşman elinde esir kalamaz demişti. Ama esir. Aradan 15 sene geçmişti. 38'e gelmiştik. Hastaydı. Güçten düşmüştü. Halini biliyordu. Hala kurtaramadığının o tedirginliği içinde inanılmaz bir karar aldı. Ama yani normalinde bir insanın, hepimiz yurtsever, vatansever olabiliriz. Bunun ölçüsünü teraziyle vurup da değerlendirmek mümkün değil Gülgün Hanım ama Atatürk'ünkünü galiba mümkün. Çünkü o bir hayatı o kadar rahat harcadı ki. Böyle bir lideri düşünün, daha yaşı 57. Böyle bir lider artık karaciğer sirozda nedeniyle neredeyse kansere dönmüş olan bir sıkıntıyı yaşıyor vücut. Böylesi noktaya gelmiş bir karaciğerin o vücuda verdiği acı, ızdırap, şu bu tahmin edilebilir. Gık demiyor ama. Ve ne ilaç alıyor, ne tedaviye evet diyor, ne hastaneye yatıyor. Atatürk bir tek gün ama bir tek gün için olsun hastaneye yatmadı. Artık kansere dönen bir karaciğer hastalığını, bir sirozu ayakta geçirmeye kalktı. Ölümünden 3 ay önce Hatay yollarındaydı hala. Ya. Hepimiz vatanı severiz, o başka ya. Bir şey. Ama başka. Hiçbirimizin Atatürk kadar bu ülkeye ve bu ülkenin insanına, bakın etnik yapısı ne olursa olsun insanına olan bağlılığını ölçme imkanı yok. O kadar yok ki hem kendi ülke insanına son derece bağlı, vatanına olağanüstü bağlı,
Çünkü anasına inanılmaz bağlı. Ana vatan, vatan da onun anası, öylesine bağlı, öylesine sevdalı. İnsanlığa da bu denli bağlı. Bu yüzden insan dediğiniz zaman, çocuk deyince bir defa kendini kaybeden bir liderden bahsediyoruz. Bu çocuğun rengi siyahmış, sarıymış, gözlerinin rengi buymuş, oymuş, önemli değil. O savaş yıllarında bile Doğu Anadolu bölgesindeyken evlat edindiği çocukları biliyoruz. Yaşamı boyunca bu konuya verdiği önemi biliyoruz. Ama işte hayatın seyri diyelim. Henüz hastalık bu noktalarda değil, 37'li yıllarda iken kocaman bir dünya savaşının yaklaşmakta olduğunu o kadar net görmüştü ki hemen bir barış paktı kurmuştu. İşte buna bir Balkan paktı diyoruz. Bunu 1934'te kurdu. Onun için bu görselde onu sunuyoruz. Evet. Balkan kısmında Balkan paktı görülüyor. Biz tekrar haritaya dönebiliriz. Haritaya dönelim. Evet. Balkan paktı. İşin Balkanlar boyutunu ele alıyor. Türkiye'nin batısını böylece güvence altına aldı ve Almanya'nın yani Hitler'in tehdit etmekte olduğu Avrupa'yı Balkanlar adına bir kere korumaya aldı. Hem Yunanistan'ı korumuş oldu böylece. Hem Yugoslavya'yı hem Romanya'yı. Hem sonradan Bulgaristan'da katıldı. Aradan 3 sene geçti. 37. Doğuya döndü yüzünü. Türkiye, İran, Irak, Afganistan. Haritanın Afganistan'ının en sağdaki Afganistan'ın en sağ ucuna baktığımızda Çin olduğunu görüyoruz. Kaşmir, Çin, Tacikistan falan öteden başlıyor. Çin'den Avrupa'nın göbeğine kadar iki barış paktını birbirine bağladı. Birini 34'te, birini 37'de yaptı. Ama dikkat edilirse görüldüğü gibi bu devletlerin arasında üye olmayan devlet yok. Herkes sınırdaş, herkes kol kola, omuz omuza. Şimdi NATO'dan büyük bir coğrafya. Ne Hitler ne Mussolini dönüp de bunlara yan bakamadı. Ama şöyle bir oluşuma soyunup, şöyle bir oluşumun liderliğini yapıp, bu iki proje Ankara projesidir. İkisinin de mimarı Atatürk'tür. Bunlar da katılımcı ülkelerdir. Ya Balkanlar demediler ki Kemal tamam da çok da iyi düşünmüşsün. Fakat kardeşim paktın da adı Balkan Paktı. Biz Balkanlıyız. Sen bize katıl demediler. Sen yapıyorsun biz sana katılıyoruz dediler. Ama bu öylesine bir iş yükü yükledi ki ona. Evet. Şimdi o haliyle dünya barışını sağlamak adına onu demeye çalışıyorum. Sadece Türk insanına değil dünya insanına da o kadar bağlı ki. İşte bu insanların o 50 milyon insanı kaybettiğimiz 2. Dünya Savaşı'na mümkün olduğu kadar uzak kalmalarını sağlamak adına olağanüstü çaba gösterdi. Balkan'la 34'te bu korumayı yaptı. 37'de de Çin büyük tehlike teşkil ediyor diye bu defa Asya'ya döndü. Sadabat Paktı'nı kurdu. Neden Sadabat? Çünkü anlaşmayı imzaladığımız saray, İran'ın başkenti Tahran'ın Sadabat Sarayı olduğu için adı bu. Proje Ankara'nın projesi ama. İşte bu nedenle de bütün bu ülkelerin dışişleri bakanları, başbakanları, bazen kralları, devlet başkanları Ankara'dan eksik olmadılar hiçbir zaman. Bunun onun üzerine yüklediği iş yükünü de düşünürsek işte bu nedenle olağanüstü bir durumla karşı karşıya olduğumuzu görürüz. Bununla dünya barışını mümkün olduğu kadar tuttu elinin içinde. Ama buna rağmen bir dünya savaşına yaklaşmakta olduğumuzu çok iyi biliyordu. Bu nedenle de işte askeri manevralar vesaireler başta olmak üzere o hasta haliyle de bu defa ordunun başındaydı. Şimdi nereye erişmesi gerektiğini, nereye yetişmesi gerektiğini bilemez bir haldeydi ama kafasında Hatay kalmıştı. 23'te söz verip hala alamadığı Hatay. Her şeyi hukuk yoluyla çözdüğü için hukuk yoluyla da bu konuyu çözmek üzere Milletler Cemiyeti'ne yönelik İnanılmaz bir hukuki çaba sürdürdü. Bu 36 yılı boyunca sürdü. Ve Milletler Cemiyeti'nden bir karar çıkarttı. Atatürk savunmayı da kendi yazmıştır ve Fethi Bey'e Tevfik Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras'a verip okuttuğu ve yaptığı savunmada Hatay'ın Milletler Cemiyeti Türkiye'ye verilmesi gerektiği kararını verdi Milletler Cemiyeti. Yani bugünkü Birleşmiş Milletler gibi bir kurum 37'ye kadar sürdürdüğü ama barışçıl olan bu çabalarından sonra toplanıp aldıkları kararda Türkiye haklı dediler.
Hatay eğer Fransa Suriye'den çekiliyorsa Hatay Türkiye'ye verilmelidir kararını aldılar. Şimdi hukuken arkasını sağlama aldı. Ama Fransa ben bu kararı tanımıyorum dedi. Gülgün Hanım Fransa alabiliyorsan al dedi. Bunu tanımıyorum dedi. Çünkü Fransa maalesef Milletler Cemiyeti'nin o dönemlerde askeri gücü yoktu. Yani şimdiki Birleşmiş Milletler gibi barış gücü öyle bir şeyler yoktu. Olmadığı için de tam da bugünlerde İtalya yani Benito Mussolini gidip Habeşistan'ı işgal etmişti. O işgal sonucunda da Milletler Cemiyeti bir şey yapamamıştı. Yani güçlü olan gücünü güç kullanarak yerine getiriyordu. Atatürk barış yoluyla çözmeye çalışmıştı. Onun için Milletler Cemiyeti'ne başvurmuştu. Milletler Cemiyeti sen haklısın ama bu adam bu kararı tanımıyor demiş oldu. Ha öyle mi? Suriye ile Fransa'yı karşısına alıp işte bir politikayı izlemeye başladı. Bana çizmelerimi giydirmeyin lafları buradan gelir. Buradan gelir. Ve hastalık da bir öbür taraftan onu rahatsız ediyor olmakla beraber. Yani. Öte yandan ama bu verdiği sözü de yerine getirmek zorunda olduğunu biliyor. 38'in Şubat ayındayız. Ankara'dan İsmet Paşa'yı İstanbul'a istiyor. İsmet gel çok özledim diyor. Bir günlüğüne gel diyor. Gel akşam dön. Onu bir günde bırakmayacağı belli. İsmet Paşa geliyor. Bir hafta kalır. Bırakmaz onu. Bu 38'in Şubat'ının son haftası tekabül eden günlerdir bunlar. Sonra beraber dönerler Ankara'ya. Ankara'da uluslararası bir tıp kongremiz olacak. Kongreyi açması lazım. Onun için zorunlu gelmek zorunda zaten. Beraber döneriz. Beraber dönerler. Trenden iner. Adımını atar. Öbür adımını çekemez. Karşılayıcılar arasında olan Profesör Doktor İsmail arar. Ağlar. Bayrağa koşar. Der ki Sayın Başbakanım bütün hükümet olarak altında kalırız. Atatürk gözümüzün içine baka baka ölüyor. Bugün onu ben karşılayıcılar arasındaydım, kendimi göstermedim. Hareketlerini şöyle gözlemek kararı aldım. Bir gariplik gördüm çünkü. Atatürk yürüyemiyor bile. Surat simsiyah. Bir damla kan kalmamış. Yorgun, kırgın adeta. Ama bu tempoda da çalışıyor. Ne yapın, edin, ikna edin. Derhal ama yarın kadar derhal bir tıp tedavisi başlamalı. Yoksa Atatürk'ü kaybedeceğiz diyor. Hoca bunu Bayar'a anlatır anlatmaz. Bayar ertesi gün Çankaya'da duruma aynen aktarır. Kestirip atar. Der ki çocuklar birkaç gün sonra zaten tıp kongreniz yok mu sizin Ankara'da var? Zaten dünya buraya gelmiyor mu? Geliyor paşam. Bize ne ondan? Biz sizin tedavinize başlayalım diyoruz. Kongreden bize ne? Hayır der, öyle değil. Tıp kongresi için herkes toplantıdan sonra, herkes evine döner. Evet. Bana bizim çocuklar baksın der. Bana bizim çocuklar baksın lafı beni Türk hekimlerine emanet ediniz şeklinde sloganlaşır. Söylediği cümle Celal Bayar'ın anlatımıyla benim söylediğim gibidir. Bana bizim çocuklar baksın. Ve ama der kongre boyunca bundan en ufak şekilde söz etmek dahi yok. Kongre geçer. Hali bu, tutumu da bu. Ve Bayar'a döner aynı zamanda hemen devam eder. Bayar der unutma. Sofrada bile bu konu konuşulsun istemiyorum. Ne garsonlar kendi arasında, ne şurada burada sizler, millet meclisleri, millet vekilleri vesaire. Bu olayın Suriye tarafından duyulmasını istemiyorum. Hatay bitmeden olmaz der. Hatay bitmeden olmaz. Böyle tırnak içinde bir cümledir adeta. Bir hedefi planlamış olduğu bir başlık adeta. Hatay bitmeden olmaz. Bayar'ın yapacağı bir şey yok. Ama işte Fizencer'in getirilmesine de rıza ondan sonra gösterecek ama iş o kadar hızla ilerleyecek ki Fizencer geldiğinde artık vakit biraz geçtir. Keşke Şubat'ta hemen kabulleneydi. Hemen bir şeyler yapılabileydi. Biraz daha zaman olur muydu diye avunuyoruz. Ama Fizencer'i getirdiklerinde bizim profesörlerimiz onun yanında uzmanlıklarını almışlar. Fizencer dünya çapında siroz konusunda dünyanın en büyük otoritesi. Getirilir. Ama o da doldurulur hemen. Ne olur derler, ne olur hocam. Atatürk biraz farklı bir kişilik. Böyle mıncıklanmadan, tedaviden, muayeneden hiç hoşlanmaz. Soyunmaktan nefret eden bir hali var. Kırıcı olabilir size karşı. Ne olur?
idare edin. Merak etmeyin der. Anlıyorum der, sizi de anlıyorum. Çıkarlar, kütüphanesinde kitap okurken Fizencer çankaya getirilir. Karşılaşırlar. İlk çıkışı Fizencer'in. Biz sizi der, biz Fransızlar sizi Sakarya'dan tanırız. Siz işte Gazi unvanını oradan aldığını biliyorlar. Mareşal rütbesini de orada almıştı. Siz Sakarya'nın Mareşal Mustafa Kemal Paşa'sısınız. Adam sesini yükseltir. Ama ver der, ben de tıbbın Mareşalıyım. Aynen böyle. Eğer der, vereceğim talimatları, bakın ne kadar ters laflar. Öbürlerine derken merak etmeyin idare ederim diyen doktor, şimdi eline bir fırsat geçti ya, biliyor ki bütün öğrencileri yani bu profesörlerimiz karşısında ezilmişler. Öt demiş, onları susturmuş. İstemiyorum demiş, bir şey yapamamışlar. Nabzına tutamamışlar. Kan grubu yok. Bilinmez atıyorum kan grubu. Bir iğne olup da kanını neden korkuyor? Uyutursunuz beni, yatırırsınız, zorla ameliyatma ameliyat. Halbuki Hatay bitmeden olmaz. Kafada yani beni, var. Evet, yani beni düşünüyorsunuz ama olmaz. Bunu anlatamıyorum size. Ama olmaz diyen bir kişi. Ama karşıdaki doktor da böyle diyor. Ben de tıbbın marşalıyım. Benim bir hastam var diyor Gazi Hazretleri. 5 yaşında Tunuslu bir hastam, çocuğum var benim. Sirot. Gitmezsem ölür. Eğer ben burada kaldığım sürece vereceğim talimatları yerine getirmeyecekseniz beni bir gün tutmayın burada. Bir an evvel döneyim. Bakın orada kutsal bir görevim var. Ama kalabilirsem, kalabildiğim sürece belki size yardımcı olabilirim. Yani gecikmiş bir tablo buluyor. Belki yardımcı olabilirim. İşte onun üzerine teslim olur, söz verir. İşte 40 gün sırt üstü yatacak, hiçbir şey okumayacak. Devlet işleriyle meşgul olmayacak. Gazete okumak yasak. Sinirlenmeyecek çünkü. Dünya politikası, işte Suriye, onu dedi, bilmem Fransa res çekti. Bunlarla ilgilenmeyecek. Rahat bir ay geçecek. O bir ayda işte yeni ilaçlar, tedaviler vesaire. Kalori bile harcamayacak. Tuvalete gitmeyecek. Yattığı odada tuvalet düzenini kurdular. Oraya dediler yürüyemeyecek, yürümesin. Çünkü ileride yürüyemez hale de gelebilir oraya. Tekerlekli bir sandalye koydular yanına. İşte hizmetlisi onu oraya oturtacak da tuvalete götürecek. Tuvalet de odanın içinde. Demek ki bu kadar kalori kaybetmiş, bu kadar kendinden vermiş ama farkında olamamışız. Son tablosu böyle bir tablo. 40 gün yatar sırt üstü. Ama oturur medical Larousse'u okur. Tıbbi yani. Larousse. Larousse'dan ilgili maddeyi okur. Siroz. Görür ki siroz ölümcül bir hastalıktır. Öleceğini bilir. Bundan kurtuluş yok. Tıp bir ansiklopedik dizi olan o medical Larousse her şeyi de açıklıkla yazıyor. Safhalarını yazıyor hastalığın. Birinci safı da şu olur, sonra bu olur, sonra bu olur. Kendini dinliyor. Ya ben de böyle oluyorum zaten. Sonuçta doktorun söylediği her şeye uyulacaktır. İşte bir ay sırt üstü yattı, sırt üstü yattı. Bir kilo daha aldı üstelik. Yani toparlanır gibi de oldu. Ama 41. gün 19 Mayıs. Bir sonraki slayta geçebilir miyiz lütfen? Rejiden geçebilirler mi acaba? Bir sonraki slayt istiyoruz. Biraz gecikmeli olabiliyor rejiden. Olsun gelsin. Bu mu? Evet. Önce kendine ödev olarak bildiği iki işten bir tanesi buydu. Boğazlar bizim dediğimiz olay. Biz 1936'ya kadar boğazların her iki yakasını Milletler Cemiyeti'nin askerleri koruyordu. Rusya'dan bir taarruz olursa Milletler Cemiyeti kendini korumak adına Lozan'la biz Türkiye'nin sınırlarını çizmiştik ama Boğazlar özel bir su yoluydu. Bunun korunmasını bütün Avrupa üstlenmişti Milletler Cemiyeti olarak. Buna 36'ya kadar evet demişti Atatürk ama artık diretmişti 36'da. Savunmayı da kendi yazdı. Bundan böyle dedi Türk ordusu kimden gelirse gelsin her türlü tehlikeye karşı Boğazları koruyacak güçtedir. Ve şartlar değişmiştir kuralını uygulattı. Bu kural Roma hukukundan geliyor. Şartlar değişmiştir. Kuralı kadim Roma'dan geliyor. Roma'dan. Hukuken kabul edilen bir şey. Şartlar neler değişmiş? İşte gücümüz ortada gibi. Hı. Tabii Rusya buna itiraz etti bilmem ne ama açtı bu itirazları. Ve Boğazların her iki yakasının Türk ordusu tarafından korunur hale gelişi kabul edilmiş oldu. Boğazları kurtardı. Şimdi bir sonraki
Slide'a geçebiliriz. Şimdi gelecek. Evet. Evet. İşte 19 Mayıs. 18 Mayıs'ı yatağında geçirdi. Gençler nasıl sabah. Modern? Evet. Onu da demedim, demeyeceğim. Hayatında bir defa 19 Mayıs bayramını izledi. Çünkü 19 Mayıs'ın Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanması kanunu 1937'de çıktı. Uygulaması 38'de başladı. İşte 1938'in 19 Mayıs'ı. Sabahleyin kalktı. Herkes, tabii kimsenin aklına gelmiyor stada gitmek isteyeceği vesaire. Çünkü Yugoslav Savaş Bakanı Mariç, devletin konuğu, kalkar kalkmaz hazırlanın dedi, stada gidiyoruz dedi. Aman dediler paşam, 40 gün söz verdim dedi. Bugün 41. Sözümde durdum. Bayer dedi ki, iyi ama paşam, bir nihayet dönemi var. Ne olur böyle ucu ucuna olur. Gidiyoruz dedi. Geldiler. Gençleri seyretti. Arkasından gelene bakalım. Lütfen. Gençleri seyretti. Ya gençler stadyumda. Evet. Bu 19 Mayıs stadyumu. Yazmışlar, aynen. Tabii. Tabii onları izlerken gözleri, gözyaşları durmuyor. O kafasından. 19 Mayıs 1919'lara gitti bile. Bu bayramı gençliğe hitap ederken böyle. Bakın önünden mülkiye geçiyor. Benim mezun olduğum fakültem. Siyasal Bilgiler Okulu o gün. Sonra fakülte. Kendisi de tribünlerde mülkiyeyi izliyor. Durabilir mi burada? Mariç karşısında. Ayağa kalktı akşam saat 5. Bayar gelip demişti ki Atatürk, hükümet olarak stadın adını Atatürk Stadı olarak koymaya karar verdik. İzin verirseniz anons edeceğiz. Millet onu bekliyor. Hayır dedi. Stadın adı 19 Mayıs Stadı olsun. İşte Ankara'daki 19 Mayıs Stadyum'un öyküsü bu. Saat 5, bunları izledikten sonra döndü Bayar'a, tren hazırlansın Mersin'e gidiyoruz dedi. Bayar, ama dedi konuk, Yugoslav Savaş Bakanı Mariç, sen dedi başbakansın. Pardon. Başbakan sensin, hükümet ilgilenecek. İşte özür diledi kalkıp onun ayakta, çok önemli bir işim var dedi. Tren hazırlansın dedi, 5 kişi. Kimse istemiyorum yani dedi. Refakat olarak. İki tane doktor, Salih Bozok ve Kılıç Ali ve kendisi. Akşam saat 5. Tabi stat yıkılıyor. Bilirsiniz Ankara'da statla evet. Gar arası çok yakın mesafe. Çok gar inliyor. Atatürk'ün ayrıldığı duyuluyor, anons ediliyor çünkü. Atatürk için yapılan tezahürattan. Trene bindi, ertesi gün Mersin'e geldi. Mersin'de karşılanıyor. Ceketi dikkat edin. Nasıl göbeği pot yapıyor, yani. Göbek oradan şişiyor. İşte burada asit birikiyor çünkü. Evet. Ve ama en azından şöyle yürüyebiliyor, ayakta durabiliyor. Bakın bu, ertesi gün, bu 20 Mayıs 1938. 3 ay sonra, 4 ay sonra kaybedeceğiz. Hiç kaybedeceğimiz gibi duruyor ama görüntü olarak. Ama içeriden neler oluyor. Ve şu anda bir tek günlük olsun, hastaneye yatıp da tedavisi falan yok. 40 gün sadece yattığı yerde ne yapıldıysa yapıldı. 41. gün. Siz vazife aşkına bakın. Hani kurtaramadığı Hatay var ya, onun için son hamleleri yapacak. Yanındaki Rüknettin Bey, Mersin valisi, askeri burada denetledi. Arkasından bu asker onun önünde, kendisi emrettiği için bir resmi geçit yaptılar. Olağanüstü. Elinde şapkası, ayakta selamlamaya karar verdi. Arkadan Kılıç Ali sesleniyor. Yapamayacaksın paşam. Düşersiniz. Bari diyor, oturduğunuz yerden selamlayın. Onu şöyle bir azarlıyor. Kılıç Ali anılarında anlatıyor burayı. Kılıç diyor, Türk askeri ne kadar zamandan beri oturduk yerden selamlanıyor. Böyle şey olur mu? Ayakta, elinde de şapkası tabii 10 dakika durması mümkün değil. Mehmet de onu yıllar sonra Atatürk'üne kavuşmuş. Öyle bir resmi geçti, akıyor ki önünden. Çevrede dünya kadar Suriyeli ajanlar, majanlar kaynıyor burası. Doğal olarak. Ama böyle çığlık gibi son ağzından çıkan ses, marş marş komutu veriyor. Yürüyen, normal yürüyen asker marş marş komutunu alır almaz çil yavrusu gibi dağılıyor. Rastgele dağılıyor, çöküyor kalıyor. Oturduğu koltukla yanındaki valinin evine taşıyorlar, Rüknettin Bey'in evine. Rüknettin Bey'in oğlu o esnada, genç bir çocuk, ufacık. Şimdi bizim ordinarius profesör doktorumuz Ankara'da yaşıyorlar. Benim sunumumdan sonra bana bu resmi o gönderdi.
yanındaki evet. babası. O günleri öylesine hatırlıyor ve evet. biliyor ki çok yakın dost olduk böylece. Ona da uzun ömürler diliyorum. Şimdi bir işaret aldım. Ara verelim. Ha, ne güzel. Nasıl büyük bir gururla, büyük bir heyecanla, büyük keşkelerle dinliyoruz ki. Ah, sağ olun. Keşke yaşatabilseydik değil mi? Evet. Büyük gönderi. Buna şüphe yok. Ona minnettarız. Evet. Birazdan buradayız. Lütfen bizden ayrılmayın. Sayın Orhan Çekeç çok önemli bilgileri gün ışığına çıkartıyor. Evet. Belki ilk defa dinliyoruz. Çok teşekkürler. Rica ediyorum. Birazdan buradayız. Çok değerli tarihçi, yazar, akademisyen Sayın Orhan Çekiç ile birlikteliğimiz devam ediyor. Atatürk'ün son yeni yılını ve bu çerçevede sağlığı bozuk olduğu halde ülkesini, özellikle Hatay'ı nasıl aklına takıp evet. nasıl bir büyük mücadelenin içinde olduğunu bütün uyarılara rağmen konuşmayı sürdürüyoruz. Evet. Mektuplar var, onları da ekrana taşıyacağız. Yine söz evet. sizde, buyurun. Eksik olmayın, çok teşekkür ediyorum. Belki son görüntüyü yansıtırlarsa... Evet, evet son görüntüyü evet. tekrar. İşte Adana'daki hali buydu, yürüyebiliyordu ama sonuçta baygınlık geçirip ayakta uzun süre kalamayınca Kılıçdaroğlu özellikle gözünü açtığında Vali Bey'in evindeydiler. Evet. Ne oldum dedi, işte bayıldınız paşam, hemen dönüyoruz dedi Kılıçdaroğlu. Hiçbir yere gitmiyor dedi. Ne demek dönmek? Buraya gelirken ne demiştik basına? Demeç verirken, 4 gün kalacağız, 4 gün kalacağız dedi. Bu baygınlığı geçirmeseydim bugün ne yapacaktık dedi törenden sonra. Bugün öğretmenleriniz gelecekti paşam. Öğretmenlerinize demeç verecektiniz. Öğretmenlerimi bekliyorum dedi. Hı. Yarın ne var programda? Yarın Avrupalı gazetecilere basın toplantınız var. Mersin'e gelmekte olduğunu haberler verir vermez. Bütün Avrupa yakından ilgileniyordu. Bunun altından Hatay'ın, dolayısıyla Suriye ve Fransa'nın çıkacağını herkes biliyordu. Telaşla basın toplantısı için geleceklerdi. Onu yapacağız dedi. Ondan sonra işte öbür gün cennet cehennem gezmeniz var. Öylesine bir program yapmış ki hastalığın H harfi bile yok. Üstelik işte bunlara katlanabiliyor, katılabiliyor. Cennet cehenneme bile işte inip çıkabiliyor, dağ tepe inip çıkabiliyor. Basın toplantıları, Atatürk sapasağlam. Bu imajı vermeye çalışıyor hala. İşte bana çizmelerimi giydirmeyin, tehditlerini de savuruyor hala. İşte son gün olarak da Tarsus ziyaretiniz var dediler. Bunların hepsi yapılacak dedi. Bunların hepsini yaptı Gülgün Hanım. O 4 gün boyunca Adana'da zaten ölmüştü. Mersin'de. Ve bunları bitirdikten sonra Adana'ya geldi. O kadar güzel rol yapıyor ki Adana valisi hastalığının seyrini bilmiyor. İçten ne halde olduğunu kimseye göstermedi çünkü bilmiyorlar. Bilmediği için adam portakal suyu ısmarladı. Eyvah. Portakal da asit malum. 2 tane asit. Doktoru var, kaş gözle valiye aman yok et şunu gibi. Soğuk soğuk portakal suyu içmeyi de o kadar seviyordu ki yaşamı boyunca. Bir, dondurmayı çok seviyordu. İşte içi yanıyor çünkü. Ve hazır ikram edilmişken hiç vali mağar dinlemedi. İçti onu. Ve ama Adana'da hala işte Atatürk Parkı ünlü istasyonun hemen karşısındadır bu park. Vardır. Parkta oturacağı masaya kadar otomobille gitti. Yürüyemiyordu çünkü. O Adana'da bitmişti. Ayın tarih olarak 26 Mayıs. Bakın 19 Mayıs için geldi. 26 Mayıs'tayız. Neler çekiyor. Bir kutlama bir hafta sürüyor bakın. Ama verdiği mesajlara bakın. Dünya ilgileniyor. Bütün Avrupa basını bunları yazıyor. Onun peşinde ve herkes geldi basın toplantılarını yaptı. Verdi veriştirdi. Ve işte bana çizmelerimi giydirmeyin dedi ama çizmelerini kendi giyemiyordu. Çizme giyemiyordu artık. Ayakkabısını bile yardımcıları giydiriyorlardı. Ama yüreği hala yani o nabız vatan 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 ya da Hatay Hatay diye atıyordu. Dolayısıyla Adana'dan Ankara'ya geliş tam bir hüzünlü Adana vedasıdır. Adana'yı da Mersin'de son görüşü budur. Kılıçdaroğlu telgraf çekti Celal Bayar'a. Geliyoruz dedi. Yürüyemeyebilir.
tedbir alın. Üç kelime aralarında stop diye de yazıyor. Geliyoruz, stop. Yürüyemeyebilir, stop. Tedbir alın, stop. Nitekim ertesi gün Ankara'ya geldiler. Bütün Ankara gara gelmişti. Kimse hastalığın bu seyrini takip edemiyor olduğu için normal Atatürk geceler yapıyor falan zannediyorlar. Müthiş bir tezahürat. O kadar kalabalıktı ki gar, İnönü çok gerilerde kalmıştı. İnönü elini sıkamadı. Ya. Yani bu iki arkadaş el salladılar birbirlerine. O paşam diye bağırdı, o İsmet dedi. Ama onu yarıp da gelmeleri mümkün olmadı. O kadar müthiş bir kalabalık vardı. Ne güzel. Adımını dağıtmış oldu, öbür adımı çekemedi. Malum bilindiği gibi. Hemen bir masayı ittiler önüne doğru. Masaya oturttular hemen. Sanki demeç veriyor numarası yaptılar. Hem Adana'da hem Mersin'de dünya kadar Suriyeli ajan elbette vardı. Ankara'da da vardı. Adım adım takip ediyorlardı. Çaktırmamak için vaziyeti, ne kadar vahim durumda olduğunu. Hemen oturttular, doktorlar hemen kararı orada verdiler Gülgün Hanım. Çankaya'ya çıkalım mı, tren devam mı etsin İstanbul'a? Çünkü tıp İstanbul'da. Ankara'daki olanaklar çok kısıtlı. Dediler ki hemen devam edersek dikkat çeker. Çıkalım Çankaya. Mareşal sordu. Tamam İstanbul'a gidelim ama Haydarpaşa'nın merdivenlerini nasıl inecek dedi. Bakın ne hale gelmiş. Yeah. Ve bu soruyu nasıl yanıtladı bir sonraki slaytta göreceğiz. Nasıl yanıtladı görelim. Bu esnada elinden geleni yapıyor ve işte Trabzon seyahati esnasında bütün mal varlığını hazineye bağışlamıştı, dünya ayağa kalkmıştı, milletvekilleri söz alıp minnetlerini bildiriyorlardı. O kadar utandı ki, bak o yıla kadar 15 senedir biriktirdiği şeyler, yaptığı projeler, tarımı geliştirmek adına yaptıkları, kooperatifçiliği geliştirmek için kurduğu kooperatifler, neyi nerede yapmışsa onu oraya bağışlıyor zaten. Hangi çiftliği hangi yerde almışsa o yöre halkına bağışlıyor zaten. Yıllardır bu böyle geliyor zaten. Ve son çektiği telgraf bu savunma öncesinde kendisini bu kadar büyük yakınlık gösteren Millet Meclisi mensuplarına, milletvekillerine dedi ki sağ tarafta görüyor. Atatürk diyor ki evet. Türk milletine canımı vereceğim. Rahat gözükebiliyor mu ekranda? Büyütebiliyor muyuz o fotoğrafı? Sanki yaklaşılabilirse. En sağda Atatürk evet. Diyor ki Türk milletine icap ettiği zaman vereceğim. Türk milletine canımı vereceğim. Bundan kimse bir şey anlamadı. Şimdi durup dururken Atatürk'ten bu Kur'un gazetesinde yayınlandı. Cumhuriyet gazetesi de aynı mesajı vermiş oldu. Ne demek istiyor dediler Atatürk. Trabzon'daydı bunu söylediği evet. Zaman. Bütün mal varlığını bağışlamıştı, keyif içindeydi, coşku içindeydi. Ama gelen telgraflara verdi cevapta. Yani demek istedi ki, ne olmuş Atatürk Orman Çiftliği'ni bağışlamışsam ya? Ya ne var ki? Bak öbür tarafta parsel parsel aldığım yeri Rumeli'den göç eden işte yurttaşlarıma bağışladım. Orada bir kasaba kuruldu. Dolayısıyla bunları yapmışsam ne var yani? Bunlar önemli değil ki. Ben günü geldiğinde yurttaşım için canımı vereceğim. İşte kastettiği Hatay'dı. Günü geldiğinde canımı vereceğim. Öleceğini biliyordu. Bu tempoyu böyle sürdürürse öleceğini, canını vereceğini çok biliyordu. Çok iyi biliyordu. Günü geldiğinde Türk milletine en kıymetli şeyimi, canımı vereceğim dedi. Kastettiği nokta dediğim gibi Hatay meselesiydi. Bu haliyle İstanbul'a geldi. Devam edelim slaytlara lütfen. Evet. İşte bu ülküyü verdiler eline. İstanbul'a geldiğinde bir sonrakine geçelim. Lütfen. Bakın nasıl iniyor. Evet. Şimdi elinde ülkü. Daha yukarıdayken bakın bir tarafa doğru kaykılmış. Evet. Şimdi birazdan Mareşal Çakmak elindeki bastonu kasıtlı taşıyor. Onu verecekler. Kare, İki tarafa kare, doğru kareketler. Bendeki evet. Ne kadar üzgün olduğu suratından belli. Bir tek gerçeği Ankara'dan geliyor oldukları için Mareşal biliyor. Hangi koşullar içinde olduğunu Atatürk'ün biliyor. Niye tutamadılar Ankara'da biliyor. Buraya gelir gelmez yatması lazım. İşte yürüdüğü mesafe 10 metre. Acar motoruna geçti. Haydarpaşa'yı son görüşü budur. Son pozdur bu.
Ama bakın bir şeye tutunmadan artık ayakta da duramıyor. Böylece Haydarpaşa'ya bakıyor. Yanında hemen solunda Salih Bozok'tu, onun da yanında Kılıç Ali'ydi. Oradan doğru Dolmabahçe'ye getirdiler. 1 Temmuz günü de Savarona'ya çıktı. İşte 1 Savarona, Temmuz'da çıktı Savarona'ya. Evet. Sonra işte. İşte Savarona'ya, Savarona bir projeydi Gürgün'ün. Savarona ikinci el bir yat. Atatürk'ün ona ne ihtiyacı ola ki? Atatürk ne işi vardı ki İstanbul'da, güneşin altında bakın. Şu yatın dönemine göre çok gelişmiş bir yat. Kliması bile yok. Çünkü o dönemlerde klima yok. Böyle bir icat yok. Güneşin altında açık bir yat burası. İçeri girerseniz kamera, dışarı çıkarsanız açık bir yat. Güneşin altındasınız. Temmuz ayı. Sıcak. Temmuz, Ağustos beyninden geldik işte. Ne işi vardı burada? Ne işi kendini vardı? Soyutladı. Bir tek olaya konsantre oldu. Burada erimeye başladı. Bakın şu vücut bir ay sonra 42 kiloya düştü. Gürgün. Şurada bakıp da bu adam bir ay sonra ölecek diyebilir misiniz? Fakat o ceketten o şişlik görülüyor. O zaten iki gün giyebildi. Üçüncü gün şişlik. Bu tek düğmedir. Bunu Londra'dan gelen İş Bankası Genel Müdürü Arman olarak getirdi. Hediye ettiği bir elbise. Çok da sevdiği bir marin kıyafet, denizci kıyafeti dediği bir kıyafeti ama uzun giyemedi. Çünkü düğmelerini ilikleyemez hale geldi. Bu Savarona'da yatın tam ortasına bir sedye koydular. Oraya uzandı. Hükümet toplantılarını burada yaptı. Hükümet Savarona'da toplandı. Bir ay boyunca. Talimatları burada verdi. Büyükelçilere buradan talimat yağdırdı. Türkiye'ye tayin olan büyükelçiler Ankara'ya geldiklerinde itimatnamelerini sunamadılar. Çünkü kendisi İstanbul'daydı. Ne zaman döneceği de belli değildi. Dışişleri Bakanlığı çok sıkıntı çekiyordu. Çünkü iş giderek büyükelçiler görev yapamıyor hale geldikleri için sıkıştırıyorlardı. Biz gelelim İstanbul'a, İstanbul'da sunalım. Çünkü kural gereği, uluslararası bir ilişkiler kuralıdır bu. Bir büyükelçi nezdine tayin olduğu devlet başkanına itimatnamesini sunamazsa işe başlayamaz. O tören yapılacak. O itimatnamesini sunacak. Atatürk ve cevabi mesajını verecek. O cevabi mesajı o büyükelçi kendi ülkesine gönderecek. Daha sonra da fiilen resmen görevine başlayacak. Başlıyor mu? Diyorlar, Karadeniz'de geziyor diyorlar. Gezmediği belli ama ne olduğu da bilinmiyor. Peki ne zaman döner Cumhurbaşkanı Hazretleri? Onu hiç bilmiyoruz diyorlar. Memurlar da bir şeyi bilmiyor ve kendini saklıyor burada. İşte bu yüzden Savarona bir projedir. Kendini buraya attı. Kafasını, beynini bir tek konuya teksif etti. Bütün dünyanın diğer ülkelerinin büyükelçilerine buradan mesajlar yazdı. Destek alabilmek için diğer ülkelere gereken yazıları yazdı. Ve inanılmaz bir Hatay savunması yaptı burada. Bunu nerede yapacak? Yatın ortasına serilen bir sedyede. Sedyenin üzerinde yaptı. Hükümeti de orada topladı. Etrafında toplandılar. Yattığı yerden mesajları veriyordu. Eridiğini kimse görmedi. Kilo kilo eridiğini kimse görmedi. O milletvekillerinin gözü önünde eridi burada. Bir ayda eridi. 42 kiloya düştü. 42 kiloya düştüğünü nereden biliyoruz? Son tartıldığı rakam bu. Tevfik Rüştü Aras. Evet. İstifa ediyor. Öyle bir gün geliyor ki Tevfik Rüştü istifa ediyor. Hasan Rıza Soyak genel sekreteri bunu duyunca çıldırıyor. Tevfik Bey diyor, nasıl yaparsın bunu? Sen ki onun 16 yaşından itibaren mahalle arkadaşısın. Nasıl bırakırsın? Ne oldu ki? Niye böyle alelacele istifa ediyorsun? Alelacele falan değil. Hasan Beyler. Öyle bir emir verdi ki %1 başarı şansı görsem yaparım. Ama %1 bile şansım yok. Dolayısıyla Atatürk'ün verdiği bir emri yerine getirememiş bir Dışişleri Bakanı olarak tarihe adım yazılsın istemem. Onun için çekiliyorum. Ne oldu ki dermişler? Atatürk son derece makul bir insandır. Nasıl bir emir verdi de seni böyle müşkül duruma soktu da istifaya gidiyorsun. Fransa'ya der, nota vermemizi istiyor. Bu defa Hasan Rıza Soyak sesini yükseltir. Ne var bunda der.
Atatürk şimdiye kadar onlarca nota verdi, yüzlerce deklarasyon yayınladı yani. Ne var ki bunda? Hasan Bey der, günlerden bugün pazar. Atatürk artık yolu yokuşa sürüyor. Barış istemiyor artık. Hatay'a zorla girmek istiyor. Artık silah zoruyla gireceğiz. Nereden çıkarttın bunu? Beyin çünkü, nasıl çalışıyor? Tabii. Çünkü hasta der bugün günlerden pazar der. Evet. Günlerden pazar bugün çünkü der. Atatürk Fransa'ya notayı pazar günü vermemizi istiyor. Pazar günü der benim büyükelçim. Dışişleri Bakanlığı gitti de notayı verdi. Kim aldı onu? Seyis. Kapıdaki bakıcı. Hizmetli. Bakan nerede? Bakan bir gün sonra gelecek. Yani 24 saat dolduktan sonra. Yani süre dolmuş olacak. Ben Amanos Dağları'ndan Hatay'a silahla girmiş olacağım. Halbuki Dışişleri Bakanı olarak benim görevim ne? Barış içinde sorunları çözmek. Ama bu barış getirmez ki. Fransa'nın hayır dediği bir konuda 15 senedir hayır diyor. Bir gecede evet mi diyecek? Bir tek pazar gününü onlara süre olarak tanıyor. Öyle bir şey hesaplamış ki kafasından. Siz buradaki baskıya, yani psikolojik baskıya bakıyor musunuz? Buna rağmen Hasan Rıza Soyak, genel sekreter, Tevfik Rüştü arasa Dışişleri Bakanı'na ısrar eder. Tevfik Bey der, bunda muhakkak senin benim görmediğiniz bir şey var. Sana göre bugün pazar, dolayısıyla bu dehşetengiz bir şey. Bana göre işte süre 24 saat böyle şey olur mu? Atatürk'ün beynini bilmiyoruz ki. Sadece dışarıdan biliyoruz. O dahi bir insan. Eğer bunu illa da pazar günü yapın diyorsa var bir bildiği. Yap der. Sana ne? Öte tarafı bırak. Bizim de Paris Büyükelçimiz Suat Davaz. Çok da yetenekli bir büyükelçimiz. Açar telefonu Cumhurbaşkanı'ndan başlar Gürgün Hanım. Fransız Cumhurbaşkanı'ndan. Tarih 4 Temmuz. Ve rica eder. Der ki ne olur toplanın. Bugün toplanın ama. Yarın çok geç. Bu kararı alın. Biz artık Savarona'da Atatürk'ü zapt edemiyoruz. Öyle bir duruma geldi ki tutmamız mümkün değil. Ve dolayısıyla der gerekiyorsa bir karar alın. Reddedin. Verdiğim notayı. Notayla reddedin. Yeter ki bir karar alın. Karar almıyor oluşunuz, onu çıldırtıyor. Günlerde de bekliyor, bu mücadeleyi veriyor. Dolayısıyla ama olumsuz bir karar alırsanız sorumlusu da siz olursunuz. Bunu bekliyor. Gürgün Hanım, Cumhurbaşkanı, bakanları. Bakanların tümü, bakanlar kurulu topluyor. Yalnız Dışişleri Bakanı değil. Dışişleri Bakanlığı'nda, çünkü o kadar önemli bir olay ki, 1918'den 36'ya 18 yıllık bir sorun çözülecek. Sabaha kadar çalışıyorlar. Sabaha kadar çalışıyorlar. Sabaha karşı Antakya'ya bir telgraf çekiliyor Gürgün Hanım. Telgrafta Fransız hükümeti Antakya'daki temsilcisine diyor ki yarın Türk ordusu Hatay'a girecek. Silahla müdahale etmeyin. Etmeyin. Diyor. Bir sonraki sırat gelsin lütfen. Evet. Bu bayrağı Hatay. Kendisi çiziyor. Bakın yıldızı patladı. Evet. Onu Pekince Türk bayrağı. Hatay Devleti'nin kurulacağını biliyor. Bunu kendi çizdi. Bunun grafikeri Atatürk. Dolu bunu Savona'da yattığı yerden çizdi. Bir sonrakine geçelim lütfen. İşte Hatay'a böyle girdik. İşte 5 Temmuz. Dedi ya Türk ordusu girecek, silahla müdahale etmeyin. Sabaha karşı. Burası İskenderun. Ben İskenderunluyum. Biliyorum. Evet, evet. Karşısı Amanos Dağları, evet, Yarıkkaya. Evet. Yarıkkaya tarafından Türk askeri orduyla giremedik. Bir öncü birlikleri hemen hazır. Yani biz bile bir gecede Fransa'nın pes edeceğini ummuyoruz. O yüzden ordu hazır değil tümüyle girmeye. Aman dedik Atatürk'ün emri yerde kalmasın. Hazır Fransa'ya evet demiş, teslim olmuş. İskenderun'dan giren birlikler İskenderun'a böyle girdiler. Ama bu giriş değil Gürgün Hanım önemli olan. Fransızlara bakar mısınız? Selam duruşunda. Selam duruşunda Fransızlar, ha, evet. Sağ tarafta Fransız ordusu. Bütün dünyaya muazzam bir mesajdır bu fotoğraf. Evet. Şimdi Atatürk'le uğraşanlara, ha, da çok büyük bir mesaj olsun. Şuna bakın. Şu feslilere bakın. Fransız sömürge askerlerine. Bunlar Müslüman.
Müslümanlar. Ama Müslüman. İşte sömürge, zavallı, evet. Zavallı bir sömürge mensubu olarak geldi buraya. Ve ama süngüsüyle Türk askerine selamlarken yani. Biz Hatay'a uygun adım girdik Gülgül Hanım. Siz Atatürk'ün bakın vatan sevgisi. Hesabına sevgisi, bakın. Vicdan, vatana olan aşk, milletine olan bağlılık, insanlığa olan yakınlık. Neresinden ölçerseniz ölçün. Ama şunu muhakkak görmek gerek ki, bak 4 Temmuz'da o notalar verildi alındı, 5 Temmuz'da Hatay'a böyle girildi. Biz uygun adım bir tek şehit vermeden, bir tek mermi yakmadan Hatay'a girdik. Bu ne politikasıdır? Bu Suriye artı Fransa politikasıdır. Bir yatta, güneşin altında, hasta. Ölümüne bir ay kala bir liderin, işte buna devlet başkanı, buna devlet adamı deniyor. Bu bir devlet adamı. Sadece tepede oturan bir cumhurbaşkanı değil. Bu bir devlet adamı. Karizmasına bakın, Fransa üzerindeki etkisine bakın. Koca bir Fransa, o dönemin Fransası bu üstelik. Riski göze alamıyorlar. Artık Atatürk'le oynayamayacaklarını, bunu daha uzatamayacaklarını. Emin oluyorlar. Biz böyle girdik ve dediğim gibi 18 senedir ana vatana katılmayı bekleyen bir yurt parçasına uygun adımla girdik. Bir şehit vermeden, bir tek mermi yakmadan. Bir sonrakine geçelim lütfen. Geçelim. Küçücük bir süre rica ediyoruz. Bu arada bir mesaj var Sayın Altay Erol'dan. Şu anki üzüntüm, gururum sonsuz. Ne mutlu böylesi bir önderin vatandaşıyım. Beni ağlattı Sayın Hoca. Size de ayrıca teşekkürler. Sevgiler diyor. Esen kalınız Altay Erol. Çok değerli bir mimar. Eksik olmasın. Çok değerli bir aydın. Ve sağ olsun. Programımıza da her zaman çok büyük ilgi gösterir. Sevgiler sunar. Çok teşekkürler. Kendisine. Arkasından işte Fransa i̇şte bize devrediyor. İskenderun'a girişimiz. Devam edelim lütfen. Süremiz bitirecek. Bitti ama bu devam birkaç edelim. Slide'ı görebilirsek. Çünkü çok önemli bunlar. Evet. Ben evet, diyorum zaten slaytlarda. Bakalım eğer slide zaten varsa. Slaytlar zaten orada bitiyorsa. Buradan benim geçeceğim bir yer var. Demek ki buraya kadar almışız zaten. Evet. Süreyi iyi ayarlamışız. Yokmuş galiba. Tamam. Evet. Buradan belki son cümle olarak söyleyebileceğim şey şu Gürgün Hanım. Bakın Atatürk'ü severiz sevmeyebiliriz. Sevmeyebilmek ne ölçüde bir insanlık evet. Onuruna yakışır bir şeydir. Onu yargılamak, sorgulamak istemiyorum. Ama şu yüceliğini acaba görememek mümkün mü? Yani Türkiye'yi yönetenler için söylüyorum bunu. Atatürk'ü seven, hepimizin sevmek kutsal bir ödevidir ama bir şeyleri ödev olarak sevmek başka şey. Evet. Onu sevmeyi ödev bilmek başka bir şey. Biz sevmeyi ödev bilenlerden olmalıyız ve öyle olduğumuza inanıyorum. Karizmaya bakar mısınız? Türk ulusu, onun lideri Atatürk, artık köşeye sıkışılmış bir durum. Hastalık belli bir yerlere gelmiş. Ve şu vaziyetteyken kurtarıyor. Tabii ertesi gün evet. Yer yerinden oynuyor. Hatay'dan gelen telgraflar binlerce. Ya. Verdiği cevaplar Türk Hataylılara der müreffeh bir hayat dilerim. Döner arkadaşlarına şimdi der. Şimdi benim tedavime başlayabilirsiniz. İşte. 42 kiloya düştüğünü Tevfik Rüşdi'ye söylemişti Hasan Rıza Soyak. Nasıl bırakır gidersin? Sen onun bu kadar senelik arkadaşısın. Bugün tarttık, 42 kiloya düştü. Hatay için bu kadar uğraş veriyor. Nasıl istifa edersin Tevfik Bey dediği zaman. O da demişti ki işte çok yakın arkadaşım benim ama pazar günü nota vereceğiz. Artık Atatürk i̇şte marş istemiyor. Ama şuradaki görüntüyü görüyor musunuz? Ya. Pazar günü girerek yaptığı baskıyı görüyor musunuz? Psikolojik baskıyı. Ne muazzam bir deha, evet. Askeri deha. Aynen. Ne muazzam bir satranç oyuncusu. İnönü de çok iyi satranç çok. Oynuyor bu arada. Hele bir de beraber oyuncularına bir de bakın beraber. Karşılıklı oynuyor. Düşünün. Evet. Yani bunlar önemli şeyler. Herhalde. Bunlar çok önemli. İyi ki geldiniz. Çok güzel. Teşekkür ediyorum Sayın güzel Çekiç. Diyorum. O tatlı güzel anlatımınızla son yılbaşı ama son yılbaşı aslında bir Hatay ya. Projesi. Aynen. Çok teşekkür ediyorum. Sağolunuz. Ben i̇şte çok böyle. Teşekkürler ederim. Sağ olun. Bu vatan böyle kurtarıldı. Demir ağlarla nasıl örüldüğünü de Muazzez İlmiyeçi çok değerli bir mektup yazmıştı. Orada da anlatmaktadır. Evet. Selam olsun Atatürk'ün bütün gençlerine, elbette. Size, Muazzez İlmiyeçi'ye. Ulusal kanalın izleyicilerine. Yolumuz ulusal sevgili kanal izleyicilerine. Yolumuz aslanlı yol. Bunu hiç unutmuyoruz. Doğru. Ne mutlu Türk'üm diyene diyerek bitiriyoruz. Evet. Yarın yine saat 16'da birlikteyiz. Çok değerli bir hekim
Sayın Yavuz Dizdar bizlerle birlikte olacak. Yarın 16'da görüşmek üzere. Ayrılmayın lütfen Ulusal Radyo ve Ulusal Kanal'da.